bütün peygamberlerin inşallah sohbetinde bulunmuş oluruz inşallah. Bak bir kardeşimiz vallahi diyor bu anlattıklarımda eksik ve fazlalık yoktur. Bu kardeşimiz Seyyid'tir. Resulullah Efendimiz'in torunlarındandır. Seyyid Şakir Efendi. Düssuki Hazretleri'nin torunlarındandır bunlar. Siirt'in Toman köyünde dedelerinin türbelerine ben ziyarete gittim. İbrahim Düşük Hazretleri Ektab-ı Erba'den 4 kutuptan biridir. 4 kutuptan Ahmet Bedevi Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Ahmet Rufai Hazretleri, İbrahim Düşük Hazretleri. Tanıyor musunuz bunları? Futbolcuları tanıyorsunuz. 4 kutup dendi mi bunlardır. İbrahim Düşük Hazretleri Mısır'ın Düşük Karyesi'nde medfundur. Bunlar onun torunlarıdır. Geçen burada kardeşimiz bana anlattı. Dedim ben sen bana yaz ben unutuyorum. Burada diyor şurayı görüyor. Bu sohbet ders halkasını buraya yazmış. Abdülkadir Geylani Hazretleri ortada duruyor burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında, bizim Mahmud Efendi Hazretlerimiz de yanında oturuyorlar. Efendi Hazretleri zaten Resulullah Efendimiz varsa o da var. Kefevi Cami İmam Mustafa Kılıç benim de hafızlık hocamdır. Allah selamet versin mübarek. Bir kere diyor Resulullah'ı gördüm sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda. O da 80 küsür yaşında. Büyük Kur'an ehli mübarek zat. Resulullah Efendimiz'i gördüm, yanında da Efendi Hazretleri oturuyor. Dedim, sabah gittim diyor, küçük odasını anlatacağım. O zamanlar görüşmeler çok kolaydı tabii. Gittim diyor, anlattım işte şöyle oldu, böyle oldu. Ben de onu unuttum mu, ne yaptım diyor yarısında. Dedi bana, yanında kim oturuyordu dedi. Hemen diyor anladım, siz oturuyordunuz Efendi Hazretleri. Ha, Efendi Hazretleri siz iş olmaz. O bizim bereketimiz. Ayakta heybetli biri vardı diyor, omuzlarından koluna kadar dökülen rütbeleri var. Boylu bir komutan gibi böyle. Çok boylu mertebesi var yani resmi şeyleri. Onlara hizmet edeyim diye yaklaştım diyor. Efendimiz sordu. Bu kim? Diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu benim torunlarımdandır. Bu rüyayı gören için. Yani El-i Beyt'tendir. Seyit olduğu için. Efendimiz sarıldı alnımdan öptü. Tebrik etti. Efendimiz'e sordum ki diyor. Bu komutan gibi bir zat uzun boylu kim? Dedi ki bu Cebrail aleyhisselam. Şurada bu mecliste görülüyor. Bura. O anda sen geldin diyor, bana yazmış. Cebrail Aleyhisselam sağında, ayakta durdun diyor. Sana da yaklaşmak istedim, böyle yaptın diyor. Dur. Ondan sonra sohbet edilirken kürsünün önünde, ayakta, sağda Cebrail Aleyhisselam, solda İsrafil Aleyhisselam, ellerinde yeşil sancaklar. Kürsünün ortasından şuranın bir kapı açıldı. Cemaate bakarak seslendi. Cennete buradan gidilir, girin. Adam diyor, vallahi eksik fazla varsa diyor. Ha, buraya yazmış. Tamam mı? Sipariş üzerine görülmez. En büyük günah rüyaya yalan katmaktır. En büyük günah. Ondan büyük günah yoktur. Bu adam Resulullah'ın torunu şecereli seyyid adamdır yani. Ha, şimdi ne demek istiyoruz? Burası benim meclisim değildir. Bu konuşmalar bize ait değildir. Burada yapılan nakiller, intikallerin tümü kitaptandır. Şurada deminden beri okuduğumuz hadisleri duyuyorsunuz. Bu araya sadece bir Türkçe tercüme izah getirmekten başka yaptığımız bir şey yoktur. Onun için bu sohbetlere hele bir de gitmeyin, dinlemeyin, bilmem. Şimdi bu kadın hocalardan bazıları şaşırmışlar bunlar ya. Toplanıyorlarmış 100-150 kişi. Bir tanesi yazıyormuş, cübbeli faize fetva verdi. Ya nerede faize fetva verdim ya? Öbürü de diyormuş, Allah tövbe nasip etsin. Ulan desene ki o yapmaz böyle bir şey ya. Böyle bir şey yapmaz, niye demiyorsun? Efendi Hazretleri diyor ki Ahmet şerasılık yapmaz. Gelene gidene bu kadar sorana hep cevap veriyor. O mübarek o haliyle ya. Yani sen ne anlıyorsun bu işten ya? Yani şaşırıyorum kalıyorum. Milletin Allah'a giden yolunu, cennete giden yolunu kesmek isteyenler var. Allah onların yollarını kessin. Amin. Abi, bu işte taviz vermem. Malımı mülkümü yağma edene böyle beddua etmem. Canıma zarar getirene etmem. Ama bu milletin Allah'a giden yoluna köstek koyana, kütük koyana fecibet dua ederim. Sen nasıl dinleme diyorsun? Neyi dinleme diyorsun? Ayet hadis dinleme diyorsun ben. Olmaz. Şimdi kardeşler tabii yüzlerce, binlerce bize zuhurat, rüya, keşif geliyor. Yani insanlar seven çok. Çoğu da bana ulaşamazlar. Çoğu. Ama mesele o değil ki. Yahu Allah ve Resulünden bahsedilen meclis ilim meclisidir. Benim olmak şartı yok. Öbür hoca ayet hadis okuyor, ona git. Öbürü okuyor, onu dinle. Ben demiyorum ki sadece beni dinle. Kim ehli sünnetse ilim meclisi kuruyor, git dinle kardeşim. Yeter ki ehli sünnet olsun. İşte hele bu mübarek gecelerde bir ilim meclisinde bulunsa bütün peygamberlerin meclisinde bulunmuş gibidir. Sen diyorsun ki gitmeyin. Böyle şey olur mu ya? O zaman çok seneler evvel Berat Mescidi'nde sohbet ediyordum. Şirin evlerde. Ve bu dediğim 20 sene var. Çıktım sohbetten, sakallı bir zat geldi. Dedi ki, arabaya binmişim, yolu da tıkatmışız. Dedim, hadi hızlı gidelim, ya bir şey anlatacağım. Yaşlı o zaman, şimdi sağ mıdır bilmiyorum. Buyur, dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam var. Fakat 4 halifeyi kesin gördüm, sahabede çok kalabalık var. Sen geriden geldin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle işaret etti, yol açın. Geldin, önüne oturdun, sonra kocaman, büyük bir kitap sana önüne koydu, verdi. Ben rüyalara çok aldanmam. O zaman Efendi Hazretlerine anlattım ben bunu. Dedim Efendi Hazretleri, biri böyle bir şey anlattı bana. Nedir? Buyurdu ki, ben çocukken aynısını bir nene köyde benim için gördü. Bunu Efendi dedi. Ben size hurafe hikaye anlatmıyorum. Orada da Mürşid-i Kamil var. Orada bütün evliyanın kutbu var. Kimse kimseyi kandırmasın. Hele ki Efendinin, efendim verdiği manaların üstüne kimse mana vermesin. Yorum da yapmasın. Sabaha kadar teheccüd kılsa helak olur. Kimse mürşidini geçmesin. Mürşidinin sevdiğini seveceksin, sevmediğini sevmeyeceksin. Mürşidinin sevdiğini sevmediğin anda helak olursun. Bu yolun şartı budur. Muhabbetin şartı budur. Hem evliyayı seveceksin, onun sevdiğini sevmeyeceksin. O böyle şey olmaz. Kardeşler, biz burada pazar açmadık. Kendimize de efendim dükkan açmadık. Burası, kimse buraya parayla gelmiyor. Kimse burada para vermek zorunda değil. Herkes geliyor, bedava dinliyor, çıkıyor, gidiyor. Bir şey alırsa o onun masrafını verirse o ona aittir. Almasa da hiçbir sorun yoktur. Biz burada bize 5 liraya, 10 liraya bilet keselim diye 50 bin, 100 bin kişi toplayalım da şu kadar para toplayalım dedikleri zamanlarda biz ne kadar muhtaç durumlardan da geçtik zamanlarında. Efendim biz her zaman ne dedik? Bir kişi 1 lira veremez de o sohbete giremezse orada feyiz bereket olmaz. Yazık olur bize. Biz biletli sohbet yapamayız dedik. Biz para istemedik ki. Allah için konuşuyoruz. Faydalanırsanız siz de kazanırsınız, ben de kazanırım. Ortak oluruz. Faydalanamazsanız bana zararı yok. Ben amel etmezsem sana zararı yok. Ama burada kurulan mecliste dağıtılan Allah'ın dininin ilmidir. Muhammed Mustafa'nın mirası dağıtılıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre çıktı. Cami-i Şerif'ten, Mescid-i Nebevi'den çarşıya bir gitti, baktı herkes hurma satıyor, pazar şudur budur Medine. Bir başladı bağırma. Ya Resulullah'ın mirası dağıtılıyor dedi, camide dedi, çabuk çabuk. Millette anlamadılar, Efendimiz de yeni vefat etmiş. Zannettiler ki cübbesini, takkesini falan veriyorlar. Herkes koştu. Bir de geldiler bir şey yok. Orada bir sahabi sohbet yapıyor, hadis okuyor, birkaç kişi dinliyor. Bunlar da bir şey anlamadılar, çıktılar geldiler Ebu Hureyre'yi buldular, ne miras var ne dağıtılan bir şey var, dükkanı kapattık işimizde ne? Dedi Resulullah'ın mirası nedir? İnnel enbiya lem yuverizü dinaran ve la dirhema. Peygamberler altın, gümüş, dinar, dirhem bırakmadılar. İnnemâ varrasul ilm. Peygamberler ilim mirası bıraktılar. Şimdi burada dağıtılan nedir? Muhammed Mustafa'nın mirası dağıtılıyor burada. Biter mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar ömrüm olsa konuşsam biter mi? Allah'ın kelimeleri biter mi? Orada 30 bin cilt kitap var, biter mi? Onun gibi 300 bin cilt daha var, biter mi? Dünya ilim doludur. Sen bu mirastan nasibini almaya geliyorsun. Allah hazzını, hisseni büyük etsin. Amin. Ben size duacıyım, daha ne edeceğim? Aman dikkat edelim. İnşallah mübarek bayram gecesinde de Allah nasip et. Ama 7.30'u geçmeyelim ki sohbet sonra çok gecikmesin diye. Ondan sonra bu mübarek namazımızı kılalım inşallah. Ondan sonra efendim yatsı namazımızı kılarız. Ondan sonra bu mübarek namazımızı kılarız. 8 gibi bu namaza başlarız. 8.30'da da bayram